Merhabalar, uzman çavuş olacak güzel kardeşlerim. Kral Makara'yla yepyeni bir havaya hoş geldiniz. Öncelikle kardeşlerim, herkesin içinde bir korku var. Başvurunu yaptın. Çağrılmayı da bekliyorsun. Hadi çağrıldın diyelim Allah'ın izniyle kardeşlerim. Bir amin diyelim hep birlikte. Amin. Çağrıldıktan sonra bizleri bekleyen 3-4 aşama var. Bunlardan bir tanesi ön muayene. Ön muayeneyi başarılı bir şekilde geçtikten sonra, ön muayeneyi de arkadaşlar ciddi bir şekilde anlamayın. Hani çok da önemsemenize gerek yoktur. Prosedür amaçlı bu arkadaşlar. Ön muayeneyi geçtikten sonra bizi bekleyen bir spor mülakatı var. Bu spor mülakatı nedir arkadaşlar? Bizi uzman çavuşluk yolunda uzman yapacak bir şarttır arkadaşlar. 400 metrelik bir koşu var. Barfix, uzun atlama. Spor mülakatları arkadaşlar gerçekten zor bir şey değil. İnsan istediği zaman her şeyi başarılı bir şekilde geçebilir. 400 metrelik koşuyu arkadaşlar 1 dakikanın altında koşmanız lazım. Şimdi sizinle birlikte gelen 50 tane adam düşünün. 50 tane. Her kişinin boyu, kilosu, spor geçmişi farklıdır. Mesela ben voleybolcuyum. 6-7 sene boyunca voleybol oynadım ben. Benim kendi alanım var. O arkadaşımız atletizmci, koşucu, kendine güveniyor. Öbürü fitnessçi, kendine güveniyor. Fitness yapmış adam, vücuduna bakmış. Sen kendine güveniyor musun? Önce ona sen karar vereceksin. Kendine güveniyorsan o arkadaşlardan daha iyi olabileceksin. Daha iyi olacaksın. Spor mülakatını başarılı bir şekilde geçeceksin. 400 metrelik koşuyu tamamladın. Ondan sonra seni bekleyen 10 tane barfix var. Barfix'i de geçtikten sonra artık iyi bir puan almışsan sözlü mülakatını bekleyeceksin kardeşim. Sözlü mülakatına geçtin diyelim. Sakin olacaksın. Heyecanlanmayacaksın bir kere. İçinde bir heyecan olursa o mülakatı geçemezsiniz arkadaşlar. Geçemezsiniz. Aklınızda bir soru var. Sizleri anlıyorum. Bu mülakatı ben geçemezsem ne olur onu söyleyeyim arkadaşlar. Gerçek olacak şeyi söyleyeyim. Gerçekten çalışmanız lazım. Çalışmanız lazım. Kimse oturduğu yerden kazanamaz. Senin parmakların sihirli olması lazım. Kazanacaksın. Bunun için çalışacaksın. Umutlu olacaksın. Umutsuz olmayacaksın. Kendine güveneceksin. Arkadaşlarına, ailene, akrabana rezil olmamak için, gülmemeleri için sana gülecekler. Bunu sen görmeyeceksin. Bu uzmanlığı kazanamazsan. Kazanamadı ya. Diyecekler bunu. Bunun için ne yapacaksın? Bizi dinleyeceksin. Beni dinleyeceksin kardeşim. Adam akıllı burada mülakat sorularına çalışacak. Önemli olan bizlere mülakatta soracakları soruları bilmek, ezberlemek. Bunları iyi bileceğiz. Başarılı olacağız. Ben burada sizlere kan ter içinde bunları anlatıyorsam sizlere bir faydam olsun diye anlatıyorum arkadaşlar. Kral Makara'yla uzman çavuş mülakat sorularının başlıyoruz. Değil arkadaşlar, videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açıp like atarsanız çok seviniriz güzel kardeşlerim. Emeklerimizin karşılığını almış oluruz. Soruları ve cevapları vereceğiz. Bunları vereceğiz arkadaşlar sizlere. Çünkü birçok videolara bakıyorum. Adamlar soruyor, her şeyi söylüyor. İlk anayasanın 4 maddesi nedir? Atatürk'ün görevleri nedir? Sadece soruyu söylüyor. Burada cevabı versene kardeşim. Cevabı versene. Bu adamlara soruyu veriyorsun. Cevaplarını da ver. Sen söylemesini biliyorsun. Ben burada bir soru söylüyorsam cevabını da söylüyorum arkadaşlar. Kimsenin içinde bir sıkıntı kalmasın. Yabancılık çekmesinler. Orada muhtaç olmasınlar. Mahcup olmasınlar diye elimden geleni yapıyorum güzel kardeşlerim. Başlıyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar kanalımıza. Abone olduysanız. Evet kardeşlerim, bizlere sorulacak ilk soru, senin için tarihimiz neyi ifade ediyor? Tarih deyince aklına ne geliyor? Bizlere bunu anlatır mısın güzel kardeşim? Tarih geçmişten günümüze kadar ulaşmış atalarımızın yaptıkları başarıyı temsil eden tarih bilimidir. Böyle bir cevap verelim kardeşlerim. Kısa ve öz olsun. Anlatırken karşı tarafa yaşamış gibi anlatın. Yaşamış gibi. Geçmişten günümüze kadar atalarımızın bizlere en zengin verdiği mirastır. Bu miras bizim gelecekten diğer nesillere kadar ulaşacak en güzel tarihi bilimimizdir. Böyle bir cevap en güzel soru cevabıdır arkadaşlar. İkinci soruya geçiyoruz.
Evet arkadaşlar, bizlere sorulacak ikinci soruyu söylüyorum. İlk sorumuz tarihiyle ilgiliydi değil mi? Tarihle ilgili bir soru sordularsa ikinci, üçüncü, beşinci sorularda da mutlaka tarihi soruları göreceksiniz kardeşlerim. Bir de soracakları soru nedir? Milli mücadelemiz ne zaman başlamıştır? Böyle bir soru sordukları zaman 19 Mayıs 1919 yılında başlamıştır. 19 Mayıs 1919 yılında milli mücadelemiz başlamıştır. Böyle bir soru sordukları zaman böyle bir cevap verelim. Anlık tak tak tak. İkinci soru, üçüncü sorumuz ise aynı buna benzer bir soru. Milli mücadelemiz ne zaman bitmiştir? 11 Ekim 1922 yılında milli mücadelemiz bitmiştir. Peki şöyle bir soru sordu bu adamlar. Soracaklar kardeşlerim. Çünkü bu adamlar bizleri, kaderimizi belirleyecek adamlar. Milli mücadelemiz nedir? Kısaca anlatın. Bilmiyorsanız hemen aklınıza o dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ü getirin. Birinci Dünya Savaşı'nda yenik düşen Osmanlı İmparatorluğu'nun itiraf devletlerinin işgali sonucu. Böyle bir soruya böyle bir cevap verilmesi gerekiyor. Üçüncü soruyu da bitirdik. Dördüncü soruya geçiyoruz kardeşlerim. Dördüncü sorumuz eşitlik nedir? Uzmanlık yolunda birçok insanlarla karşılaşacaksınız. Yeri geldiğinde zenci, yeri geldiğinde beyaz, yeri geldiğinde eşitliği siz sağlayacaksınız arkadaşlar. Komutanların burada sizlerden cevabını almak istediği şu: eşitlik dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı göstermeden herkesin yasalar önünde aynı haklara sahip olmasıdır kardeşlerim. Eşitlik budur. Bunun tanımını ezberleyin. Çünkü uzman çavuşluk yolunda birçok insanlarla karşılaşacaksınız. Yeri geldiğinde kimin haklı, kimin haksız olduğunu siz belirleyeceksiniz. Gözünüz görecek, eşitliği siz sağlayacaksınız. Böyle bir cevap verirseniz komutanlar çok memnun kalır kardeşlerim. Dördüncü soru bitti. Beşe geçelim. Beşinci sorumuz: Türkiye'nin ünlü Türk denizcileri kimlerdir? Arkadaşlar, böyle bir soru geldiğinde aklımıza geçmişten gelen bir isim düşünelim şöyle. Aklımıza hiç geliyor mu denizcilikle ilgili bir ünlü Türk denizcileri? Olabilir, gelmeyebilir. Hepimiz insanız yani. Gün içinde birçok olaylarla karşılaşıyoruz, çalışıyoruz, didiniyoruz, uğraşıyoruz. Bunun için araştıralım arkadaşlar. Ünlü Türk denizcilerini sayalım. İlk önce Piri Reis, ikinci Salih Reis, üçüncü Oruç Reis, dördüncü Murat Reis. Bu saydıklarım Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük ünlü Türk denizcileridir kardeşlerim. Beşinci soruyu da geride bırakıyoruz. Altıncı soruya geçiyoruz kardeşlerim. Evet değerli kardeşlerim, altıncı soruya kadar geldik. Buraya kadar geldikten hiç heyecanlanmamıza gerek yok. Karşımızdaki insan ya, biz de insanız, ben de insanım, beni izleyen kardeşin de insan. Heyecanlanmaya gerek yok. Heyecanlanınca panik geçiriyorsun. Böyle ne bileyim, başarısızlığın ilk sembolü heyecanlanmaktır arkadaşlar. Altıncı sorumuz: jandarma nedir? Hepimiz jandarmaya başvurduk. Bu adamdan sormayacak mı sanıyorsunuz? Jandarma nedir diye sormayacağını mı sanıyorsunuz? Bunu soracaklar ama ilk soruda değil. Önce sizlere böyle bir 4-5 tane soru sorarlar. Ondan sonra hangi kuvvet? Jandarmasınız değil mi kardeşlerim? Jandarmayla ilgili bir soru soracaklar. Mantıklı düşünün ya. Sen jandarmaya başvurmuşsun. Mülakat sorusunda sana soracaklar jandarmayı. Jandarma nedir? Hemen söyleyelim kardeşlerim. Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, emniyet ve asayiş ile kamu düzenlerinin korunmasını sağlayan ve diğer kanunların cumhurbaşkanlarının kararnamelerini yerine getiren genel kolluk kuvvetleridir. Böyle bir soruya böyle bir cevap verirseniz artık karşıdaki komutan sizin bir uzman çavuş olacağına inanır. Çünkü bu soru gelmiş geçmiş en iyi ve sizlerden cevabını almak istediği en önemli sorudur kardeşlerim. Altıncı soruyu da geride bıraktık. Yedinci soruya geçiyoruz. Yedinci sorumuz: insansız hava araçları nelerdir? Böyle bir soru sorarlarsa şöyle bir kısa cevap verebilirsiniz. Drone ya da insansız hava araçları uzaktan kumanda edilen bir hava aracıdır. Peki şöyle bir soru da sorabilirler.
Hani bunu da söyleyeyim ki hani atlamış olmayalım. Belki ileride lazım olur. Bize ilk 3 tane insansız hava araçlarının ismini say. METU Güvenlik, Bayraktar Taktik, Malazgirt Döner Kanat. Bu uçaklar bizim uçaklar arkadaşlar. Tabii birçok isim var ama böyle bir 3 tane isim sayarsanız yeterli olur arkadaşlar. 7. soruyu da geride bıraktık. 8. soruya geçiyoruz kardeşlerim. Değerli arkadaşlar, 8. sorumuz. Böyle bir soru gelirse, diyelim ki geldi diyelim. Güçlü yönlerin nelerdir evladım? Anlat bakalım. Güçlü taraflarını söyle bakalım, bilelim. Neyin güçlü? Burada bu sorunun amacı sizlerden istendiği gerçekten mantıklı bir cevap vermeleridir. Böyle bir soru sorulursa önce Rabbimin bana verdiği akıl, ondan sonra nefsim, ondan sonra iradem. Arkadaşlar ilk 3 cevabımız Rabbimizin verdiği akıl, nefsimiz ve nefsimiz ve irademiz. Ondan sonra vücudumuz, Rabbimin verdiği vücudumuz ve ben bunu geliştirmek için elimden geleni yapıyorum. 9. sorumuz şöyle bir soru. Genelkurmay Başkanı'nın ismi ve rütbesi nedir? İsmi Yaşar Güler. Rütbesi Orgeneral arkadaşlar. Bizlere sorulacak son soru, 10. soru. Jandarma Genel Komutanlığı kimdir? Rütbesi kimdir? Bu başımızdaki adam kimdir yani? Bunu demek istiyor. Hemen aklımıza getiriyoruz arkadaşlar. Jandarma sitesine girdiğimiz zaman zaten her yerde yazıyor bu adamın ismi. Arif Çetin. İsmi Arif Çetin. Rütbesi Orgeneral arkadaşlar, unutmayalım. Jandarma Genel Komutanlığı kimdir derse Arif Çetin, rütbesi Orgeneral arkadaşlar. Bu soru da burada bitmiştir kardeşlerim. 10. soru bitmiştir. Arkadaşlar elimden geleni yaptım sizler için. Gerçekten videonun başından sonuna kadar tüm mücadelemle, kalbimle, yüreğimle, her şeyimi ortaya koyarak sizlere en ufak bir yardımım dokunması için elimden gelen her şeyi yaptım. Umarım uzmanlık yolunda hakkınızda ne hayırlıysa Rabbim sizlere versin kardeşlerim. Olmazsa üzülmeyin. Rabbim sizlere daha iyi bir meslek, daha iyi bir iş vermesidir. Bunu bekleyin, sabredin. Uzman çavuş olamadığınız için üzülebilirsiniz. Sizlere hak veriyorum. Kimse kaldıramaz. Ama en sonunda bunu kaldıracaksınız. Rabbim her şeye bir soğukluk veriyor çünkü. Üzülmeyin kardeşlerim. Mücadelenizden vazgeçmeyin. Kim insanlar var? 5 defa mülakata gidip elenenler var. 3-4 defa uzmanlık yolunda ilerleyip de kazanamayanlar var. 5. 6. defa gidip kazananlar var. Pes etmeyin. Rabbim sizlere yardım eder. Yeter ki önce tedbirinizi alın, dersinize çalışın, takdiri de Allah'a bırakın. Rabbim her şeyin iyisini bilir. Bana bu yolda, şu videonun şu sürecine kadar, şu dakikasına kadar izleyen tüm kardeşlerim, evet kardeşim şu an beni görüyor musun? Senden bahsediyorum. Çok teşekkür ederim güzel kardeşim. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açıp bana destek olursanız çok sevinirim kardeşlerim. Böyle bir imkanınız varsa sizlerden tek istediğim kanalıma abone olup bildirimleri açıp destek olmanız. Kendinize iyi bakın. Uzmanlık yolunda Allah yardımcınız olsun. Güzel kardeşlerim. Selametle.